Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Suriye'de istikrar ne kadar yakın? Fransa'da çalışma yasası depremi sürüyor. Sokakların tansiyonunu Paris'ten Arzu Çakır bildirecek. Amerika başkanlık seçimlerindeki son durumuysa Mehmet Toroğlu'ndan alacağız. Orta Doğu'da istikrar için çözümün odak noktası Suriye ile başlıyoruz. Uluslararası Suriye Destek Grubu Suriye'de istikrarı sağlamak için devrede. Buna göre ateşkesi üst üste ihlal edenler korunmayacak. Kuşatma altındaki bölgelere havadan yapılan insani yardımın kapsamı ise genişletilecek. Ancak Viyana'daki Suriye görüşmeleri sona ererken bazı sorunlar hala çözümden uzak görünüyor. Suriye hükümetinin sivillere yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü suçlamaları, hükümet ve muhalifler arasındaki görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesi ve insani yardımın engellenmesi, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun Viyana'daki toplantısında ele alındı. Suriye'deki durum son derece rahatsızlık verici. Bundan hiç kimse memnun değil. Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Demistura ile birlikte yaptığı açıklamada, Beşar Esad'a karşı kozlarını kaybettikleri iddiasını reddetti. Bu savaş siyasi anlaşma olmadan ne Esad ne de Suriye halkı için bitmiş sayılacak. Herkes bunun farkında. Kimilerine göre Suriye'deki açmazı aşmanın yolu bazı gerçekleri değiştirmekten geçiyor. Düşmanınızı tehdit etmek ve tarafınızı güçlendirmek için kullanacağınız askeri koz, siyasi anlaşmaya hazır olmamanın sonucuna katlanmaları gerekeceği gerçeğini vurgulamaktır. Kimilerine göre ise Amerika ve Suriye Destek Grubu kapsamlı siyasi çözüm için baskı yapmaya devam etmeli. We need to make it clear that there is no give. Beşar Esad'ın tüm bu sürecin sonunda iktidarı terk ettiğini görme arzu ve talebimizden en küçük bir ödün vermiş değiliz. Uzman Perry Kamak'a göre Esad'ın eline iktidardan çektirme girişiminin başarısız olması durumunda dünya güçlerinin en azından Suriye halkının acılarını azaltmak için şiddetin seviyesini düşürmesi ve insani yardımı arttırması gerekiyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Esad rejimi bir tarafa, Suriye'deki istikrarın en büyük düşmanlarından, artık ülkeden tüm dünyaya yayılan IŞİD tehdidi kuşkusuz. Amerika'nın Sesi'nin sorularını yanıtlayan Washington Eyaleti, Demokrat Milletvekili ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun kıdemli üyelerinden Adam Smith de bu konuya dikkat çekiyor ve bölgede istikrarın önünde daha uzun bir yol olduğunu söylüyor. İran, Hizbullah ve Beşar Esad'ı destekleyerek Suriye'de taşeron savaşına devam ederken Sünni muhalif gruplar Esad güçlerine karşı savaşıyor. Esad rejiminin devrilmesi için savaşan birçok grup var. Ancak en çok IŞİD terör örgütünün Suriye'de saflarına adam kattığını görüyoruz. Bu nasıl önlenebilir ve buna karşı yeni seçilecek başkan neler yapabilir? It's a big mess. İktidar boşluğu ve mezhep bölünmesi bölgeyi tam bir kaosa sokmuş durumda. Kim seçilirse seçilsin, bu soruna kısa bir sürede çözüm bulabileceğini sanmıyorum. Donald Trump bu sorunu çözme sözünü verdi ama bu bir mucize olur. Sünni-Şii çekişmesini ve Esad rejiminin kötü yönetimini radikal teröristler kendi çıkarları için kullanıyor. Bu sorun için basit bir çözüm yok. Ancak Orta Doğu'yu az da olsa kontrol altında tutmak istiyoruz ve bunun için de sorunlarla ilgilenmemiz ve akıllı politikalar üretmemiz gerekiyor. Daha önce Doğu Avrupa'da agresif bir dış politika izleyen Rusya, Suriye'de de ağırlığını koydu. IŞİD'le savaştığını söyleyen Rus yetkililer, Esad rejimine hayati destek vermeye devam ediyor. Bu durumdan Rusya-Amerika ilişkisi nasıl etkileniyor? Bizim Avrupalı müttefiklerimizin yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bugüne kadar müttefiklerimize askeri ve mali yardımda bulunduk. Rusların bu tutumumuzun değişmeyeceğini ve NATO'nun hiçbir yere gitmeyeceğini anlaması gerekiyor. Rus yetkililer de soğuk savaştan kalma zero sum, yani biri kazanırken diğerinin kaybedeceği oyun döneminin bittiğini anlamak zorunda. Petrol fiyatları düşüyor, ekonomileri kötü durumda. Batı'ya karşı hareket edeceğine, Batı ülkeleriyle birlikte hareket etmesi Rusya'nın çıkarına. Ekonomi kötüye giderken Putin, yabancı bir düşman yaratarak kendi meşruluğunu korumaya çalışıyor. Bu da çok tehlikeli bir durum.
Rusya'nın saldırganlığını durdurmak için adımlar atmamız gerek. Afganistan'da bize biraz da olsa destek veren Rusya, Suriye'de karşı cephede, IŞİD'e karşı savaştıklarını söylüyorlar ancak yaptıkları tek şey Esad rejiminin devamını sağlamak. Ancak Esad başta olduğu sürece bu kaos devam edecek. IŞİD gibi terör örgütleri, Esad rejiminin meşru olmadığı gerçeğini kendi çıkarlarına göre kullanarak saflarına adam çekmeye devam ediyor. Peki IŞİD'in faaliyet alanlarından biri olan Irak'ta durum ne? İran'ın desteğini arkasına alan Irak hükümeti bir yandan IŞİD'e karşı savaşırken diğer yandan da ülkede yaşayan Sünni vatandaşları kendisinden uzaklaştırıyor. Kongre üyesi Adam Smith'e istikrar getirecek reformlar için Bağdat hükümetinin ve Amerika'nın ne yapması gerektiğini de sorduk. First of all, I have no illusions about our ability to solve every problem. Öncelikle her sorunu biz çözemeyiz. Bağdat hükümetini reform yapması için teşvik etmeyi sürdürmeliyiz. İran, IŞİD'i güçlendirmeye çalışmasa da, mezhepçiliği körükleyen Bağdat hükümetini destekleyerek IŞİD'in işini kolaylaştırıyor. Bence İran, bölgede yaşanan iç savaşı devam ettirecek adımlar atmanın kendi çıkarına olmadığını biliyor. Barış ve istikrar İran'ın da işine gelir. Çalışmalarımızı devam ettirmemiz ve IŞİD'e karşı bölgesel güçlere askeri destek vermemiz gerekiyor. Sünnilerin de kendilerine IŞİD yerine bir alternatif bulmaları gerekiyor. Aksi takdirde IŞİD bölgede sorun olmaya devam eder. Kongre üyesi Adam Smith, bölgede istikrar sağlanmasının çok uzun süreceği öngörüsünde bulundu. Ancak bu uğurda bütün tarafların özveriyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini de vurguladı. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington. Avrupa'daki sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. Fransa'da birbiri ardına yaşanan terör saldırılarının ardından getirilen ve toplumun tansiyonunu yükselten çalışma yasasına karşı yapılan eylem ve grevler göstericilerle polisin arasını açtı. Son olarak polis aracı yakıldı ve Paris'te sokaklar karışık. Arzu Çakır'dan alacağız son durumu. Arzu, gösterilerin tansiyonunu ne düşürebilir? Çok zor bir soru. Hükümet eğer bunun sihrini bilse hemen uygulayacak aslında ama herhalde çalışma yasasından başlamak gerekiyor ya da en başa belki dönmek gerekiyor. Charlie Hebdo saldırılarından bu yana Fransa çok zor günler yaşıyor. Ardından Paris saldırıları geldi biliyorsunuz Kasım 13'te. Daha sonra Brüksel'deki saldırıların artçı depremleri Paris'te çok yoğun hissedildi. Ve bunun ardından Kasım 13'ten beri bir olağanüstü hal yaşanıyor Paris'te. Bütün bu güvenlik sıkıntıları ve terör saldırılarının yanı sıra hükümet bir de çalışma reformunu gündeme getirmek istedi. Çalışma reformu 2 aydır tartışılıyor. Geçtiğimiz haftadan beri 3 haftadan beri meclise tartışılması bekleniyordu. Fakat hükümet kendi partisinden 60 kadar milletvekilinin de muhalefet etmesi nedeniyle bunu geçiremeyeceğini anladı. Çalışma reformunu defalarca anlattık yayınlarımızda. Fransa'da çalışma yaşamı çok güçlü, sendikal yaşam güçlü. Yıllardır verdikleri sendikal mücadelenin yeniden ellerinin alınmasını istemiyor sendikalar ve ciddi anlamda direniyorlar çalışma yasasına karşı. İşten artırmaları kolaylaştıran, işe alımları artık farklı türden sözleşmelere çeviren, çalışma yaşamının tümüyle modlarını ve kodlarını yeniden değiştirip yeniden yazan, günün hızına uydurup daha hızlı işten alınan, daha işe alınan, daha hızlı işten atılan, fazla mesaileri düşüren, artık mesai ve hafta sonu çalışmalarını doğallaştıran bir yeni yasa geliyor. Tabii bu da çalışma yaşamını bütünüyle ayağa kaldırdı. 2 aydır gösteriler sürüyor. Dün 6. büyük grev çağrısı yapıldı. 6. kez bütün Fransa sarsıldı. Bir taraftan biliyorsunuz 2 aydır gece ayakta eylemleri devam ediyor. Ciddi bir güvenlik sorunu var tabii ve polis çok yoruldu. Bir taraftan o hal devam ediyor. Diğer tarafta Cannes Film Festivali binlerce yabancı sanatçı ağırlanıyor derken ilk yaşandı bugün ve polis eylem yaptı. Gösterilerde kendisine yönelik eleştirileri protesto etmek için, polise karşı nefreti protesto etmek için eylem yaptı. Fakat bugün 150 kadar gösterici bir polis aracına molotof kokteyli atarak ilk kez içinde 2 tane de polis vardı çünkü. İlk kez böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Paris'in ortasında bu araç alevler aldı. Ciddi bir yangın ortaya çıktı. Paris Adliyesi konuyla ilgili soruşturma açtı. Cinayete teşebbüsten
doğrudan tahammüden teşebbüsten, bilerek teşebbüsten dava açtı. Dolayısıyla önümüzde 2016 Euro 16 karşılaşmaları var. Polis ciddi anlamda yorgun, sinirler gergin. Bu çalışma yasası eğer ısrarla, hükümet zoruyla devam ederse de sanıyoruz Fransa sokakları hala karışık olmaya devam edecek. Mehtap, söz yeniden başlatıldı. Evet, hemen her günü protestolarla geçiren Fransa'daki son durumu Arzu Şakır aktardı. Teşekkürler Arzu. Amerika'daki seçim yarışıyla devam ediyoruz. Hillary Clinton dün Kentucky ön seçimlerinde kazanarak adaylığa bir adım daha yaklaştı. Ancak Oregon ön seçimlerini kazanan Bernie Sanders da yarışı bırakmış değil. Mehmet Toroğlu aktaracak bu galibiyetlerin ne anlama geldiğini. Mehmet, Sanders neden yarışta son ana kadar kalmayı tercih ediyor? Mehtap, şu anki tabloya baktığımızda Clinton süper delegelerle birlikte 2249 delegenin desteğine sahip. Clinton'ın yüzün altında delege kazanması Temmuz ayında yapılacak Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'ndan önce partinin başkan adaylığını garantilemesi için yeterli olacak. Sanders'ın şimdi stratejisi eyaletlerdeki sonuçlara bakmadan istediği adayı destekleyebilen süper delegelerin desteğini çekmek. Ama şu anda bu süper delegelerin büyük bir çoğunluğu Clinton'ı destekliyor. Onların fikirlerini değiştirebilmenin belki de tek yolu Sanders'ın en azından bundan sonraki eyaletlerde Clinton'ı açık ara önünde bitirebilmek yarışı. Ama Sanders şimdiye kadar bir tek kendi eyaleti Vermont'ta Clinton'a açık ara fark atabildi. Ülkede en çok delege kazandıran eyalet Kaliforniya'da şimdi Haziran ayında ön seçimler olacak. Dolayısıyla Sanders şu an bütün dikkatini, enerjisini Kaliforniya eyaletine vermiş durumda. Buradan elde edeceği kuvvetli bir neticeyle hem bu süper delegeleri kendi lehine ikna edebileceği hem de yarışta şansını koruyabileceği umudunda Sanders. Clinton'ın şu anki tabloya göre partinin başkan adayı olacağını farz edersek Kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump'la yarışa mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyetçi Parti'de Trump zaten şu anda tek aday kalmış durumda. Son günlerde yapılan bir dizi kamuoyu yoklamasının ortalaması şu anda seçim olsa Clinton'ı Trump'ın %6 önünde gösteriyor ki bu geçtiğimiz haftalarda bu fark daha fazlaydı. Yani Trump'ın biraz arayı kapattığını görüyoruz. İlginç bir sonuç da çıktı bu anketlerde. Clinton değil de Sanders yarışsa, Sanders'la Trump karşılaştırıldığında Sanders Trump'ın %13 önünde görünüyor. Yani Sanders Clinton'a göre Trump'a daha fazla fark attığını görüyoruz anketlere göre. Ama tabii daha seçimlere 6 aya yakın bir süre var. Seçmen eğilimlerinin daha çok değişebileceğini de ekleyelim. Son bir notta Demokrat Parti içerisinden aktaralım. Cumhuriyetçi Parti'de Trump konusunda yaşanan bölünmeden sonra Demokrat Parti içerisinde de benzer bir durum söz konusu. Sanders'ın destekçileri ile parti liderleri dahil Clinton'ın diğer bazı demokratlar arasında Clinton'ı destekleyen ciddi bir gerilim söz konusu ve bu gerilimin dozu da giderek artıyor. Nevada eyaletinde hafta sonu yapılan bir parti kurultayında sandalyeler havada uçuştu. Ölüm tehditlerine varan hareketler oldu. Parti içerisinde Clinton'a destek veren özellikle yönetim kadrosunda kamuoyu önünde açıkça dillendirmeseler de Sanders'ın artık yarıştan çekilmesi gerektiği yönünde bir eğilim, isteklilik söz konusu. Nevada'daki olayların Temmuz'da yapılacak parti ulusal kurultayına da yansıyacağı yönünde bir endişe de var şu an parti içerisinde. Bu konuda ciddi bir endişe ve tedirginliğin olduğunu görüyoruz. Mehtap. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün haber ve söyleşilerine amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika'nın Sesi Türkçe ekibi adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.